Tam 3,5 saat oldu yürüyüşten buraya geleli. O yüzden bu komitedeki arkadaşlara bir teşekkür ederim, değil mi? Hepsine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir iş yaptı. Ama kazasız belasız buraya geldik. Ve genelde de şöyle oluyor, oradan yürüyüşte başlayınca şuralarda ayrılmalar başlıyor, buraya gelince bu kadar bir kalabalığa dönüyoruz. Ama geçen seneye göre nazaran bakıldığında bayağı bir kalabalığız. O yüzden en büyük alkışı da siz hak ediyorsunuz. Ben de sizlere o anlamda saygıyla, sevgiyle selamlamış olayım. Elbette ben Adana milletvekiliyim. Dün MEYAKA'da bana Bursa görevi verilmişti. Dün genel başkanımızla işte vedalaşırken nereye dedi? Ben dedim Bursa'ya gidiyorum. Nasıl yani dedi. Sen dedi Adana milletvekili olacaksın. Çukurova'nın evladı olacaksın. Bursa'ya gideceksin. Hemen koş dedi Adana'ya. O Adana dedi Çukurova haksızlığa karşı bir defa bile boyun eğmemiş Yılmaz Güney'in memleketi. O Çukurova yoksulların sesi olmuş, her zaman yoksulluğu işlemiş Orhan Kemal'in memleketi. Ve her zaman adı geçtiğinde inanılmaz etkilendiğim ince ümitlere karşı, ince ümit yanlış oldu, kime karşı? İnce ümitlerin olduğu memleket Yaşar Kemal'in memleketinde olmaktan duyduğum mutluluğu tekrar ifade edeyim. O vesileyle de Sayın Genel Başkanımız 31 Mart'ın umudu oluşturan 31 Mart sonrası bu memlekette yeniden heyecan getiren o gençlerimizin zihinde bavul toplamış gençlerimize yeniden umut olan Özgür Özel'in de selamını size iletiyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bugün hepimiz buraya gelmeden Taksim'i gördük. Taksim'de Unkapı kemerlerindeki insan bariyerini gördük, değil mi? Herhalde görmeyen yoktur. Kime yapıldı o bariyer? Emekçilere. Bu emekçiler bu ülkenin ekonomisini kalkındıranlar değil mi? Bu emekçiler bu ülkede en çok vergi veren değil mi? Bu ülkede her zaman zulüm gören kesim değil mi? Peki bu emekçilerin hepsi solcu mu? 1 Mayıs bayramı solcu bayramı mı? Değil. Emekçi bayramı. Peki kardeşim, tüm emekçilerin dahil olduğu böyle bir bayramda bu set nedir? Bu düşmanlık nedir? Korkuyorlar. Bravo. Korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bu vatanı, bu milleti sadece kendi iktidarını devam ettirmek için kurgulayanlar, kendi iktidardan gitmek adına o korkusunu vatandaşa verenlerin hiçbir şekilde geleceği olmaz. Bugün o geleceklerinin son görüntüsünü verdiler. O korkunun bariyerini verdiler. O korku yakın zamanda seçimlerde de kendini gösterecek. Ama hiçbir zaman yılmayacağız. Hiçbir zaman mücadeleden korkmayacağız. Kaçmayacağız. Çünkü biz haklıyız. Biz onurlu mücadelenin içerisinde olan kesimiz. Biz bundan sonra da bu insanlara bu desteği vermeye devam edeceğiz. Sizlere 10 bin lirayı layık görenler, sizlere açlık sınırında asgari ücrete layık görenleri ilk sandıkta devireceğiz. Ben hepinize Cumhuriyet Halk Partisi adına saygılarımı sunuyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Biliyorum sanatçılar gelecek, onları dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.